Günaydın Eskişehir efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Tarihlerimiz 24 Şubat'ı gösteriyor. Günlerden çarşamba, haftayı yarıladık, tam ortasındayız. Kerem merhabalar, günaydın. Günaydın Burcu. Bugün geç kaldım fark ettin. Evet. Yayına bir yetiştirmem aceleyle ama böyle koşuşturmam vardı. Ama yine bütün her şeyi affettirdi yani. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Evet. Nasıl bir hava bekliyor bugün bizi? Güzel. Dışarıda çok güzel bir hava var çünkü güneşli, böyle günlük güneşli. Günlük güneşli. Bugün öğlen saatlerinde 11 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklığı. Hı hı. Gece -3'e kadar düşecek. Gece soğuk olacak. Bulutsuz bir gün bekliyor. Yağmursuz bir gün bekliyor. Fazla rüzgarın olmadığı bir gün bekliyor. Ama yine de kış güneşine aldanmamak lazım. Vatandaşlar yine tedbirlerini alsınlar. Gece soğuk olacak yalnız. -3 dereceye kadar düşecek. Geceler evet soğuk oluyor. Evet. Başlayalım istersen. Hürriyet gazetesinden tamam. Her zaman olduğu gibi ulusal tamam. Gündemden Hürriyet gazetesinin manşetinde 3 şehrin virüs karnesi başlığı yer almış. Hemen içeriğine bakalım. İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerine yer vermişler. 3 büyük şehir. İstanbul 100 binde 68 yüksek riskli. Evet. Ankara 100 binde 35 orta riskli. İzmir 100 binde 43 yüksek riskli şeklinde aktarılmış. Hani dün programımızda demiştin sen de insanlar telefonlarına bakarak şehir şehir, il il takip edebilecekler oradaki vakaları diye. Şöyle olacak. Mesela Ankara orta riskli 100 binde 35. Bu arada Eskişehir'in rakamlarına çok yakın Ankara. Orta riskli şehirlerde bakacaklar telefonlarına. Eskişehir'de miyim, Ankara'da miyim? Bakacak. İşte Ankara'daki tedbirler şunlar. İşte saat diyelim ki birden sonra 65 yaş üstü sokağa çıkamayacak. 65 yaş üstündeysen ona dikkat edeceksin. Efendim gece saat 9'da işte marketler kapanacak. İşte sabah şöyle olacak, böyle olacak diye orada bütün şehre göre bakacaksınız. Hangi şehirdeyseniz ve bu virüs yayılımı ne kadar riskliyse ona göre tedbirler devlet size verecek. Ve sadece illerdeki vaka sayılarına göre değil, oradaki aşı oranlarına ve hastane durumlarına tabii, bakılarak bu belirlenecekmiş. Bu vatandaşlar bildiğiniz hava durumu takip eder gibi her virüs ilin durumu virüs durumunu takip edebilecek. Ben ilaç sayılarında, aşı sayılarında büyük değişiklikler olacağını zannetmiyorum. Türkiye'de hani Hakkari'ye de aşı gider, Edirne'ye de gider, orada bir sorun olmaz. Ama bunu da tabii dikkate alıyorlar. Burada asıl önemli bence kritik nokta virüs sayısının yüksek olup olmaması. Bu çok belirleyici olacak. Kent, biz vatandaş olarak o kentte ne kadar kurallara uyarsak virüsün yayılımı o kadar azalır. O zaman da o kadar rahatlarız. Ama Hürriyet gazetesinin altında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir ikazı var. Bunu da hiç unutmayalım. Ne demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Sakın rehavete kapılmayın demiş. Evet. Çok doğru bir ikaz. Biz de bunu zaten burada her gün aşağı yukarı söylüyoruz. Dilimizde tüy bitiyor. Rehavete kapılmak çok kötü bir şey. Bazen işler iyi gidiyor Eskişehir'de ya da Türkiye'de. Mutlu oluyoruz. Hadi her şey serbestleşelim, normalleşelim diyoruz. Sonra virüs sayıları tekrar artıyor. Dolayısıyla rehavete kapılmamak lazım. Sanki virüs çok yaygınmış gibi düşünerek, davranarak sürekli hareket etmek lazım. Ha, salgın geriledi mi? O mutluluk verici bir şey tabii. Ama sanki salgın hiç gerilememiş gibi davranmamız, düşünmemiz gerekiyor bireysel olarak. Evet. Bu arada Bekle Bizi Türkiye Geliyoruz başlığı yer almış. İngiltere takvimini açıklamış turizm için. İngiltere'nin salgın nedeniyle yurt dışı seyahatlere uyguladığı kısıtlamayı 17 Mayıs'ta kaldıracağını açıklaması Türkiye'ye olumlu yansımış. Turistleri yansıyacaktır. Aslında turizmde şöyle bir sezon var. Yani sezon biliyorsun yazın başlıyor bizde. Fakat uluslararası turizm şirketleri genellikle rezervasyonlarını Ocak ve Şubat ayında bitiriyorlar. Şimdi Şubat ayının sonunda Bekle Bizi Türkiye demiş İngilizler. Yani bu rezervasyon yaptırmak için son ana yetişmişler. Bu güzel bir haber. Ama Rusya, Almanya gibi bizim iki büyük müşterimiz daha var. Oradan da çok turist geliyor. Onlar henüz Türkiye'yi eklemediler. Bu geçen senekinden daha iyi olacağını gösteriyor turizmin. En azından İngilizler gelecek. Bir aksilik olmazsa tabii. Ama iki sene öncesi yani 2019 yılındaki kadar da iyi olmayacağını gösteriyor. Ekonomi için çok önemli bir şey. Kesinlikle. İngilizlerin gelmesini çok istiyorum. Herkesin gelmesini istiyorum tabii. Döviz getiriyorlar bize. Cari açığı da bayağı azaltıyorlar. Yani bizim için çok önemli bir şey. Biz hani petrol bulduk, doğal gaz bulduk diyoruz ama turizmden aslında çok daha büyük paralar kazanıyoruz. Tabii. Bunu genelde unutuyoruz yani turizm. Aman ne olacak? İşte deniz, plaj, kum diye düşünüyoruz. Halbuki şu gelen turistler altın yumurtlayan tavuk gibi bizim ekonomimize pound evet. bırakıyorlar, dolar bırakıyorlar, euro bırakıyorlar. Kesinlikle. Dilersen Sabah gazetesiyle tamam. devam edelim.
Sabah gazetesinin de dikkatimi çeken bir haber var. 20 bin öğretmene atama müjdesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermiş. Ankara'da 326 eğitim ve öğretim tesisinin toplu açılışında konuşmuş Başkan Erdoğan. Türkiye'de son 18 yılda eğitim öğretim altyapısını en hızlı geliştiren ülkelerin başında geliyor. Bakış açısını da değiştirdik. Öğrencileri formatlayan Jacoben zihniyetten kurtardık. Şimdi birçok ülke bizim eğitim öğretim imkanlarımızı örnek alıyor. Yani okullarımızı inşa ederken spor salonlarımızı, hatta tribünleri de yapıyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen daha atayacağız demiş. Bu da öğretmenlerimize müjdeli bir haber. Biz de duyurmuş olalım. Duyuralım. İnşallah olur. 20 bin öğretmeni atama müjdesi çok güzel bir haber. Hı hı. Pek çok atanamayan öğretmen var. Bunu haklılar dert etmekte de. En azından 20 bin öğretmen bu rakamdan düşecek. Az da bir rakam değil. Umut ediyorum bu sözün arkasında durulur. Hı hı. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Ekonomide ya da başka bir şeyde. 20 bin öğretmenimiz atanır. Biz de atandığı gün tekrar bu mutlu haberi paylaşırız. Evet. Merkezden son 3 yılda rekor kar diyor Merkez Bankası'ndan. Serhat Albayrak'ın gazetesi. Merkez Bankası kar etmez, onu söyleyeyim. Bir mevduat bankası değildir. Banka bile değildir hatta bence. Adı banka. Hani banka diyorlar da. Bana sorarsan banka biledir. O bir piyasa denetleme ya da banka denetleme kurumu gibi bir şey. Kar elde etmez zaten. Yani hiç böyle bir şey hiçbir zaman olmaz. Etmek de zaten vazifesi de değil. Öyle bir haber yapmışlar. Ben de okudum. Merkez Bankası Berat Albayrak döneminde 3 yılda 163 milyar lira kar sağladı diyor. Hani yıllık kar 10 kat arttı diyor. Daha önceden neydi ki ne oldu bilemiyorum yani. Ama Merkez Bankası kar eden bir kurum değildir. Zaten etmesi vazifesi de değildir. Onu da söyleyeyim yani. Bu arada 4 il mavi kategoride. Bakalım hangi iller onlar? Haberin içeriğine de bakalım. Sağlık Bakanlığı 15-21 Şubat arasındaki korona vakalarını il bazında paylaştı. Hemen internetimin azizliğine uğradım şu olur an. Devam ediyorum. Evet. Vaka sayısının 100 bin kişide en fazla olduğu iller Ordu, Giresun, Trabzon değişmemiş yine. Samsun ve Rize olarak öne çıkıyor. En düşük illerse Hakkari, Şırnak, Muş ve Batman olarak belirlendi. Bu 4 il COVID-19 riski açısından en düşük seviye olan mavi kategoride yer almış. Şimdi Muş ve Batman'ı bilmiyorum ama Hakkari'de ne kadar kişi gidip şey yaptırıyor, virüs tahlili yaptırıyor. Bu biraz düşük olmasının sebebi de bu olabilir. Buna bağlıyorsun bu yani. Olabilir. Bağlamıyorum ona. Çünkü şu elimde bir veri yok. Tabii. Ama Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da daha az olması, yani şöyle söyleyeyim, turizm bölgesinden ya da ticaret bölgesinden ne kadar uzaksan virüs kapma ihtimalin o kadar az oluyor. Çünkü yani mesela İstanbul'u düşünelim. Dünyanın her tarafından insan geliyor İstanbul'a. Dolayısıyla oralarda virüs daha çok oluyor. Hakkari'de daha az olmasını buna da bağlayabiliriz tabii. Güzel bir şey tabii. Hakkari'lerden söylüyorum. Sözcü gazetesine geçelim mi? Evet, devam edelim Sözcü'yle. Evet, Sözcü gazetesi ne demiş? Askeri ücretlinin demiş. Ben de internetimin azizliğine kapısının uğradım. Önünde arabası mevcut. Evet. Bizim niye yok? Evet, AK Parti Kayseri Milletvekili Şamil Tamer ekonominin iyi olduğunu söylemek isterken milyonlarca askeri ücretliyle alay eder gibi konuşmuş demiş. Alay eder gibi demeyelim tabii. Alay eder gibi konuşmamış ama söylediklerinin gerçekleri yansıttığını da düşünmüyorum ben. Askeri ücretlinin otomobili falan yok. Yani. Otomobili olsa da ona zaten benzin koyacak parası yok. Benzin çok pahalandı yine Türkiye'de. Bu sene kötü bir haber o. Geçen sene dünyada petrol fiyatları düşmüştü. Bu sene yükseldi. Arkadaşlar Sözcü gazetesini getirebilirlerse onun üzerinden de konuşabiliriz. Hı hı. Yani asgari ücretinin arabası yok, onu söyleyeyim ben. Yani böyle bir şey yok yani. 18 sene önce de Türkiye'de araba vardı, onu da söyleyeyim ben. Öyle yoktu diyorlar. Yo, vardı, ben hatırlıyorum yani. Ben hatta o deveye bindiğimiz günleri hiç hatırlamıyorum. Benim çocukluğumdan beri araba vardı. Asgari ücretinin kapısının önünde de araba yok. Onu da yani, söyleyeyim. Çok varsa zor. Da başkasının arabası yani. Çok zor şey yani, evet. Varsa da aileden yani destekle alınmış arabalardır. Yoktur hatta, o da yoktur. Yani, satmıştır da çoktan yoktur. Zaten öyle, evet. Bir ekonomik krizin içindeyiz ki. Bu kadar tabii da. Alıcı bulursa, alıcı da yok çünkü. Bu biraz uçuk olmuş yani. Evet, öyle olmuş. Bazen politikacılar abartabiliyorlar. Çok da onların abartmasını biz de çok abartmayalım. Böyle bir laf etmiş değil diyoruz. Yani bunu manşete sokulacak bir haber mi? O da ayrı bir konu tabii. İyi Parti lideri Akşener iktidara ağır sözlerle yüklenmiş. Biliyorsun dün salı günü grup toplantıları yapıldı. Sayın AK Parti Genel Başkanı hariç 3 mecliste 4 hatta grubu var. Grup bulunan partilerin genel başkanları konuştu. Onlardan biri de Akşener'di. Millete gelince cebinde akrep var demiş. Müteahhitine gelince dükkan senin diyorsun demiş. Herhalde kastettiği
büyük müteahhitler, Türkiye'nin 5,5 müteahhiti var. Öyle diyoruz, Türkiye 4'ten büyük. Müteahhitlerin 4'ü çok büyük çünkü Türkiye'de. Onlara yapılan aflar, vergi afları var. Vergileri silindi biliyorsun. Ama bu vergi aflarının benzerinin maalesef esnafa yapıldığını görmüyoruz. Herhalde ona yönelik bir eleştiride bulunmuş. Bu arada büyük şirketleri kurtarmak da hükümetin vazifelerinden birisidir. Onu da unutmayalım. Evet. Büyük şirketler çünkü çok kişiyi çalıştırırlar. Bütün şirketleri kurtarmak hükümetin vazifesi. Hükümet büyük şirketleri kurtarırken vazifesini yapmış. Biz aynı vazifesini küçük şirketlere karşı da göstermesini temenni edelim. Ve Cumhuriyet Gazetesi'yle devam edelim. Ulusal gündemi değerlendirmeye. 1 milyonluk soru diyor. Önemli bir soru bu. Şimdi şöyle bir belirtide bulunuldu. Çin'den 1 milyon doz aşı ücretsiz geldi denildi. Bunun ücretsiz gelen 1 milyon doz aşının faturasının kesilip devlete verildiği söyleniyor. Şimdi bu doğruysa eğer, 12 dolar üzerinden, bu doğruysa eğer bu bir yolsuzluktur. Bunu muhalefet gündeme getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Bu öyle sen kendi işine bak Kılıçdaroğlu denilecek bir hadise değil bu. İddia şu, 1 milyon bedava aşı geliyor ve devlete bunun faturası kesiliyor. Şimdi bu benim vergilerimden kesilmiştir. Buna hükümet yetkililerinin bir cevap vereceğini umut ediyorum ben. Biz burada sadece iddiaları dile getirelim. Ege'de fişekli taciz diyor. Ege'de Yunanlı dostlarımız, neyseler artık, yine gemi azıya aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Çeşme gemisine bir müdahalede bulunuyorlar fişekle. F-16, Yunan F-16'ları fişek atıyorlar. Muhtemelen bu flır yanıltıcı şeyler var. Onlardan atmışlardır. Yani ısı güdümlü füzeleri yanıltan böyle fişekler atıyorlar onlar. Magnezyum topları. Muhtemelen onlardan. Bu tabii taciz. Bu çok net bir şekilde tacizdir bu. Yine bizim TCG Gemlik gemimiz sanırım. TCG Çeşme gemimizi taciz etmişler. Bu tip tacizleri zaman zaman Yunanlılar yapıyorlar. Onların bir abdestlerini tazelemek gerekiyor. Sonra tazeliyoruz, kuzuya dönüyorlar. Bazen Avrupalılara gidip ağlıyorlar, şikayet ediyorlar. Türkiye bize bunu yaptı falan diye böyle. Ondan sonra tekrar düzeliyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla Yunanlıların tekrar bir hizaya getirilmesinin zamanı gelmiş. Evet. Diyelim ve Cumhuriyet'le birlikte ulusal gündemi noktalayalım istersen. Anadolu Gazetesi ile de evet, yerel gündeme geçelim. Evet. Kent gündemiyle ulusal gündem Burcu çok örtüşüyor. En büyük gündemimiz nedir? Koronavirüstür. Vaka sayıları evet. Maalesef. Anadolu Gazetesi'nin de manşetinde vaka sayısında kritik artış diyor. Bu şu harita Türkiye'de çok bizim... Haritamız var aslında arkadaşlar. Ekranımıza yansıtırsanız harita üzerinden gösterelim. Harita varsa harika olur. Evet. O harita bizim son zamanlarda Türkiye'nin en çok gördüğü harita bu harita. Evet. İşte görüyorsun iller var ve üzerinde de bir takım rakamlar var. Bakalım Eskişehir'de ne rakam var? 35,55. Şimdi geçen hafta açıklandığında bu rakam 30,99'du. %15 artış söz konusu vaka sayılarında. %15 değil, 100 binde 15. Evet, her 100 bin kişide görülen. Şimdi bu 35,55 100 bin kişideki vaka sayısını gösteriyor. 100 binde 35,55 vatandaşımıza çok şey ifade etmeyebilir. Bunu yüzdelikye çevirdiğimiz zaman %0,36 olduğunu görüyoruz. %0,35,5 yuvarladım, 36 yaptım. Bu %0,1 idi. Yani bayağı ciddi bir artış olmuş 100 bin bazında konuşacak olursak Eskişehir'de. Demek ki biz çok iyi gidiyoruz demeyecekmişiz. Rehavete kapılmayacağız. Her zaman gazeteciler olarak da dilimizi ısıracakmışız. Hatta koparırcasına ısıracakmışız. Çünkü biz ne zaman Eskişehir'de işler iyi gidiyor desek, ertesi gün, iki gün sonra, üç gün sonra işler kötü gitmeye başlıyor. Alın işte kötü gitmeye başlamış. Tekrar ediyorum vatandaşlarımızdan. Çok rica ediyorum lütfen bireysel önlemlerinizi alın. Hiç kimseye kızma hakkınız yok. Ne belediyeye, ne hükümete, ne bir şey, ne Çinlilere, ne Amerikalılara, hiç hayali düşmanlara kızmayalım. Ortada bir virüs var. Başımıza gelmiş bir beladır bu. Buna karşılık bireysel tedbirlerimizi alalım. Çok basit. Mesafe yapacağız, maskemizi takacağız, ellerimizi temizleyeceğiz. Gerekmedikçe bu kadar basit. Dışarıya çıkmayacağız. Gerekmedikçe mümkün dışarı çıkmayacağız. Evlerimizde kalacağız. Eğlencelere biraz son vereceğiz. Evde toplanıp arkadaşlarla işte bir iki kadeh bir şey içmeleri bırakacağız. Bunları yapacağız yani. Mecburuz bunları yapmaya. Evet. Bu arada dikkat ettin mi Karadeniz bölgesinde rakamlara, yüzdelere 202,94, 228,40 inanılmaz rakamlar. Ama benim en çok dikkatimi çeken rakam şurada Şırnak. 3,91.
Evet, çok düşük. Yani Şırnakları tebrik ederiz. Evet. Demek ki kurallara iyi uymuşlar. Aman uymaya da devam etsinler. Orada yine dilimizi ısıralım biz. Şırnaklıları da rehavete kapıldırmayalım. Ama Karadeniz'de işler çok kötü. Evet. Yani onu söyleyeyim. Muş'ta da 8,51. Evet, bak mesela %228, yani bu %2,28 bu. Bu çok büyük bir rakam yani. Eskişehir'de %0,36, orada 2,28. Her 100 kişiden 2 kişi, 2,5 kişisi, her 200 kişiden 5'i virüs kapmış demektir. Çok büyük bir rakam yani bu. Evet. Çok büyük bir rakam. Aman dikkat etsin Karadenizli kardeşlerimiz. Evet. Biz de Eskişehir'de dikkat edelim. Anadolu Gazetesi'ne dönelim. Bakalım önümüzdeki hafta tekrardan değerlendireceğiz. Biliyorsunuz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artık her hafta her 100 bin kişide görülen il bazında COVID-19 vakalarını paylaşıyor. Bu hafta %15 artış söz konusu, 35,55 olarak görünüyor Eskişehir'de. Bakalım gelecek hafta nasıl olacak? Eskişehirliler bu artışa dikkat edecek mi? Önlemlerini artıracak mı? Düşüş yaşanacak mı? Gelecek hafta yine ekranlara taşıyacağız. Evet. Anadolu Gazetesi'nden devam edelim. Sür manşetinde o caniye PKK soruşturması diyor. Evet. Biliyorsun herkes biliyor artık, ezberledik. Olayın ayrıntılarını da vatandaşlarımız ezberledi. Benim de günde telefonum hiç çalmıyorsa 4 ya da 5 defa çalıyor. Soruyorlar işte cinayette ne gelişme oldu diye. Savcı değiliz tabii, biz de bilemiyoruz. Hamam yolundaki bu katliamda katliamın sanığı MŞB'nin sosyal medyada utanmadan bir de paylaştı. Zaten utanması olsa bu sözleri söylemezdik. Bir PKK'lıların, teröristlerin mezarlarına gitmiş. İşte güya onların bayrağı olan yeşil, sarı, kırmızılı bayraklar, işte yıldızlar falan, öyle bir bayrak şeyler var, mezarlıklar var. Evet. Akılları sıra anıt mezar haline çevirmişler. Onun önüne gidip... Yıkılmış ama sonradan o mezarlar değil mi? Çok isabetli olmuş. Yani... Bence kurtlara kuşlara yem olmaları en doğrusudur. İşte zafer işareti, zafer işaretleri yapmış. Ha, o zafer, arkadakiler zafer işareti yapıyorlar orada. Ölenler arkada, teröristler. En son zafer işaretini yapanlar onlar. Kendisi de hapishanede o zafer işaretini herhalde gizli gizli tuvalette yapar. Başka bir yerde yapamaz çünkü. Bakalım. Bir de PKK soruşturması açılmış. Evet. İyi olmuş. Tabii zaten şöyle söyleyeyim. Tevhid edilir mi bilmiyorum mahkemede. Birleştirilir mi? Sonuçta zaten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak. Bunun üzerine ağırlaştırılmış demek, yani af kapsamına girmeyecek demektir. Tabii umut ediyoruz af kapsamına girmeyecek demektir. Çünkü Türkiye'de hep unutuluyor onlar. Ayrı bir davayla da böyle terör örgütünden dolayı yargılanacak gibi gözüküyor. Evet. Kerem, hatırlarsan Eskişehir'de geçtiğimiz yıllarda yine bir cinayet vakası gündeme gelmişti. Nişanlı katili. Evet. Bu davayla ilgili de ertelenmiş. Nişanlı katili davası ertelendi başlığı altında Anadolu Gazetesi okura haberi duyurmuş. Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü gezmek için gittikleri ormanda boğazını kesip 8 bıçak darbesiyle öldüren Zehra Aras'ın yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelenmiş. Biz yaptık bunun haberini, hatırlıyor musun ikimiz? Yine konuşmuştuk yine galiba, konuşmuştuk. Değil mi? Nasıl olur? İşte bir kadın bir erkeğin gırtlağını nasıl kesebilir? Böyle bir kuvveti olur mu? Gibi. Evet, şimdi hatırladım. Evet, önce biraz sonra hatırlayamamıştım ama. Bu hatırlıyorum ben onu. Onun da davası ertelenmiş. Orada da umut ediyorum. Bir an önce netice alınır. Cinayetin her türlüsü kötü. Kadın cinayeti, evet, erkek cinayeti yok. Cinayet cinayettir. Bütün katillerin hapishaneye girmesini temenni ediyorum. Erdoğan'ın aday olması mümkün değil demiş. Meslektaşımız... Sayın Sedan'ın Eskişehir'in Duayenleri programına geldi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt. Güzel bir programdı. Orada Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha Cumhurbaşkanı adayı olmasının mümkün olmadığını söylemiş. Bir avukat tabii Kazım Kurt. Bir avukat gözüyle değerlendirmiş. Bu iddialar var, doğru. Bazı hukukçular bir daha aday olamaz çünkü iki defa Cumhurbaşkanı oldu diyorlar. Bazıları da kanun çıktıktan sonra iki sene sayılır diyorlar. İki tarafında bana mantıklı gözüken, dinlediğim zaman evet bu tarafta haklı diyebileceğim hukuki iddiaları var. Fakat Türkiye'de son sözü hukuk söylemez. Onu da Kazım Kurt'a ben söyleyeyim. Türkiye'de son sözü siyaset söyler. Sayın Tayyip Erdoğan aday olmak istiyorsa Anayasa Mahkemesi'nin ben aksi bir karar vereceğini düşünmüyorum.
Onu da Sayın Kazım Kurt'a ileteyim ben. İstikbal Gazetesi'yle devam edelim istersen. Evet. İstikbal Gazetesi'nin manşetinde de normalleşme için tedbir şart başlığı altında evet. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlara yer verilmiş. Farklı bir haber bakacak olursak kumar baskını Eskişehir'de. Evet. Farklı bir haber de vakayı adiyeden oldu artık. Bu kumar baskını Eskişehir'de çok oluyor. Evet ama bu defa 6 mahallede birden diye yanlış hatırlamıyorsam bir baskın gerçekleştiriliyor. 4 mahalle miydi? Tedbirleri hiçe sayarak kumar oynayan 236 kişi yakalandı. Kumar baskını. İstiklal, Hoşnudiye, Erenköy, Cumhuriye, Arifre ile Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde. Evet doğru hatırlamışım. 6 mahallede eş zamanlı bir baskın düzenleniyor. Bu baskınlarda da tabii dernek kisvesi altında tabii. Kumar oynatılan binalara yapılan baskında 236 kişi yakalandı. Senin bir iddian vardı. Diyordun ki insanlar sıkıntıdan herhalde kumara daha evet, çok yöneldi. Evet koronavirüs zamanında pandemi zamanında özellikle olabilir. Bu tür haberler çok arttı yani. Şu da yalnız bir polisin aslında bir fırsatı bu. Biliyorsun işte geceleri sokağa çıkma yasakları falan oluyor. Şimdi bir dernek binasında insanlar toplandığı zaman eskiden bunu fark etmiyordun. Herkes sokaktaydı çünkü. Şimdi daha çok fark ediliyor. Dolayısıyla ihbarlar daha fazla oluyor olabilir. Evet, bu da polisin olabilir. Bir avantajı olabilir. Çünkü herkesin el ayak çekildiği zaman sokaklardan insanların bir dernek binasında topluca ikametini sürdürüyor olması gerçekten dikkat çekici bir şey. Onu da işte vatandaşlar arayıp işte şurada kumar oynanıyor diyebilirler. Daha çok fark edilir. Bu da polisin bir avantajı belki de. Onu da kullanıyor olabilirler. İyi yapıyorlar ama bizim polisimiz özellikle bu cinayet davasında çok başarılı oldu. Bütün Türkiye Eskişehir polisini övdü. Biz de övündük çok onlarla. Bu vesileyle Engin Dinç ve arkadaşlarını da tebrik edelim, mesai arkadaşlarını. Onlar da 4 gün, 5 gün uyumadan çalıştılar. Uyumadan çalıştılar yani. Şaka değil yani bu. Ve yani katili çok çok düzgün bir şekilde yakaladılar. Tebrik ederiz. Tabii olayın ayrıntılarını bilmiyoruz. Yani delilleri de şeyin önüne, savcının önüne düzgün bir şekilde koymaları lazım. İşin o kısmını bilmiyoruz. Yakında göreceğiz. Ama ben o konuda da başarılı olacaklarına inanıyorum. Herhalde çok iyi deliller koymuşlardır. Bu dava itirafla değil delille yürüyecek bir dava çünkü. Çünkü büyük ihtimalle bu şerefsiz demeyelim tabii kimseye öyle bir laf söylemeyelim. Bu katil zanlısı eğer bu cinayeti işlediyse ki işlediğine inanıyoruz reddedebilir mahkemede. Reddettiği zaman da o işte bana işte baskı altında verildi diyebilir, yanlış diyebilir. O durumda deliller onu susturacak. Yani bu dava delille yürüyecek bir dava. Evet. Son Haber Gazetesi'ne bakalım mı? Son Haber Gazetesi'nin manşetine bakalım. Normalleşmek istiyoruz başlığı altında Eskişehirli vatandaşların söylemlerine yer verilmiş. Bununla ilgili dilersen görüntülerimiz var. Çok direkt güzel olur. Vatandaşların kendilerinden dinleyelim. Çünkü vatandaşlar 1 Mart'ta artık normalleşmek istiyor. Hazırsa görüntülerimizi arkadaşlar ekranlara da taşıyalım. Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir devam eden kısıtlamalar yerinde karar sistemiyle illerin vaka sayılarına göre kaldırılacak. Bu kapsamda 1 Mart'ta kademeli olarak başlaması beklenen normalleşme süreciyle ilgili Eskişehirli vatandaşlar da kurallara uygun bir şekilde artık normalleşmenin başlaması gerektiğini, insanların salgınla ilgili tecrübe kazandığını ifade etti. Vallahi biz Türk halkıyız. Eğer kanunlara uyarlarsa normalleşme kısıtlı olarak başlaması lazım. Yani yeterli güvenlik alınarak. Yoksa hani kahvecinin hali perişan. Yani bu şekilde de kalkınma zor. Esnafın özellikle ekonomik sıkıntıları var, kapalı olduğu için. İşte ben de esnafım. Ben esnaf olduğum için ben neyi düşünüyorum? Ben evime neyi götürebildiğime bakıyorum. Dikkat etmiyorlar. Bakın şimdi hamam yoluna gidin. İç içeceler. Mesafe olayı yok. Yani. Kurallara uyularak mı normalleşsin? Aynen kurallara uyularak normalleşsin. Sağlıklarına, saatlerine dikkat etsinler. Lokantalar, kafeler ekonomik sıkıntı içerisinde. Onlar açılsın. Ya bunlar açılsın ablacığım. Bak şey yapamıyorlar. Siftah edemiyorlar adamlar. Gerçekten. Normalleşme süreci başlasın mı yoksa kısıtlamalar devam mı etsin? Tabii ki başlasın şu anda ama kurallara uygun bir şekilde, mesafeli bir şekilde başlaması bence uygun. Şu anda esnaf ve çalışanlar çok zor durumda, mağdur durumda. Yani kimse evine şu anda ekmek götüremeyecek durumda. Herkes geçim derdinde. Bir de pandemi dolayısıyla durum şu anda çok kötü. Bir an önce açılması lazım tabii ki. Kızım başlasın ama tabii tedbir alınması lazım. Çarşıya falan geldiğimiz zaman mağduruz, aç kalıyoruz. Bir yerlere girip karnımızı doyurabiliriz. Yani tabii seviyemizi de korumamız lazım.
mesafemizi kullanmamız lazım. Yani bu hastalığı biz devamlı çekeceğiz, artık çare yok. Tabii ki normalleşelim ama seviyemizi de korumamız lazım. Çünkü hastalık Allah'tan gelen bir şey. Bunu biz kollarsak daha iyi olur. Peki normalleşme başlarsa vaka sayılarında ciddi bir artış olur mu? Yoksa artık biraz tecrübe kazandık, dikkat eder mi? Tabii azıcık insanlarımız akıllandı. Tecrübeliyiz yani, tabii ki. Tabii ki. Tabii kurallara uyalım, normalleşelim. Sizce normalleşme başlasın mı yoksa kısıtlamalar devam etsin? Başlasın, artacak olursa geri ona göre şey ederler. Başlasın bence. Ya, hastalık zatı iyice azaldı belli. Takip ederler, belki de hiç ilerleme olmayacak. Yani, İnsanlar kurallara uyuyor mu sizce? Uyuyor, bence uyuyor. Birçok kişi kurallara uygun bir şekilde açılalım, işte normalleşelim diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yok, normalleşme mecbur olacak gayrı. Nasıl olacak? Evet, vatandaşın 1 Mart'tan beklentileri, artık normalleşelim diyorlar. Burcu, hep sen bana soru soruyorsun, ben de sana sorayım. Zor olmasın ama Kerem. Başlayalım, normalleşelim mi? Evet, kişisel artık fikrine. Lütfen normalleşelim. Yani sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda psikolojik anlamda da gerçekten artık hepimiz zorlanıyoruz. Kurallara riayet ederek, yani tabii kısıtlamalar bir nevi yine devam edebilir ama biraz artık normalleşme adımlarının atılması gerekiyor. Yani ben esnaflar de, açılsın, dükkanlarını tabii, açsınlar. Tabii, çünkü onlar da çok zor durumdalar. Ben de hak veriyorum sana. Hı-hı. Yani ben de esnafı düşünüyorum. Kendimi de düşünüyorum, açık konuşayım. Ben de artık yani dışarıda dolaşmak istiyorum. Ne bileyim, bir alışveriş yapmak istiyorum. Ama çocukça da yani kapriste yapmamak lazım. Lütfen dikkat etsin vatandaşlarımız. Yani evet, hepimiz istiyoruz normalleşmeyi. Ama biz normalleşmeyi anormal bir şekilde davranmanın hakkı olarak görüyoruz. O mesafe kurallarına, maske kurallarına uyarsak, kalabalıklara girmezsek, mecbur olmadığımız müddetçe dışarı çıkmazsak. Zaten normalleşme derken eskiye döneceğiz değil. Yeni normalleşmeye. Eskiye dönmeyeceğiz yani. Eskiye uydurarak bir adım yaklaşacağız, o kadar. Eskiden 10 adım uzaktayız. Bir adım yaklaşacağız. Yine eskinin 9 adım uzağında olacağız yani. Başarabilirsek ama onu da. Yani burada sınav vatandaşta, bizde. Evet. Bir hanım, bir vatandaşımız demiş ki birazcık akıllandık demiş. Birazcık akıllandık ama çok akıllanmadık yani. Eğer birazcık değil de birazdan fazla akıllandıysak bu normalleşme süreciyle götürürüz. Yüzlük kuyruğuna geldik. Aşılar da geliyor yavaş. Yavaş geliyor aşılar. Ama geliyorlar yani. Bu işin kurtuluşu aşı zaten. Ama bu arada biz tedbirlerimizi alarak kendimizi koruyoruz. Devam edersek başarılı oluruz. Biraz normalleşelim artık. Ben de çok sıkıldım. Evet. Hepimiz çok sıkıldık. Ya zorlanıyoruz. İster istemez de. Tabii hani bir seneyi geçti Burcu, şaka değil. Sokaklara çıkalım, gezelim, tozalım, her zaman eğlenelim değil olay. Değil. Mesela biz çalışanlar için, ben haftanın 6 günü çalışıyorum. Benim sadece hafta sonu iznim var. O hafta sonunda da yapmam gereken işlemler mesela güzellik salonuna gidemiyorum ben aylardır. Neden? Kapalı çünkü. Ben yıllardır gidemiyorum. Hafta içi gidemiyorum çünkü hafta içi çalışıyorum. Hani evet. Bu şekilde de zorluyor artık yani. Evet. Ben zaten güzellik salonuna gitsem de yazık, salondakilerin yapacağı bir şey yok bana. Ama haklısın, çok haklısın tabii. Mesela kuaförler geç açılıyor, yine saatlerle uyuşmuyor. Tabii. Yani her yönden sıkıntı yaşıyoruz. Tabii. Yani insan bir günü oluyor, o bir günde de bir şeyler yapmak istiyor. Hafta içi tatili olanlar az miktarda da olsa vardır. Hafta sonunda da öyle. Yani sıkılıyoruz. Akşam 9'da her yer kapanıyor. Lokantalar kapanıyor. Bunların olmaması lazım. İçkili lokantaların bir yani az da olsa açılması lazım. Yani onların durumu daha kötü. Onlara kira yardımında bile bulunmuyor. Onu da anlamak mümkün değil yani. Yani içkili ayıp bir şeyse içkili yerleri kapat. Açıyorsun, %18 vergi alıyorsun. Normal lokantadan çok daha fazla vergi alıyorsun. Ve 750 liralık zaten kira yardımı, komik, yapmasan da olur yani. Onu bile yapmıyorsun yani adama. Hem mesafe, masalar arasındaki mesafe kurallarına da, müşteri sayısına da dikkat edilerek açılabilir yani. Açılabilir. Her halükarda artık normalleşme adımlarının başlaması, atılması gerekiyor. Açılabilir. Sakarya Gazetesi'yle devam edelim. Evet, Eskişehir'de risk artıyor demiş. Bizim baştan beri söylediğimiz şeyi tekrar ifade etmiş. Bize yasak var, kongrelere yok diyor. Şimdi bu önemli bir sitem. Vatandaştan gelen bir sitem bu. Özellikle AK Partililer bu sisteme dikkat etsinler. Bu ben kötü niyetle onları üzmek için, yıpratmak için bu eleştiri yapmıyorum. Sadece onlara haklı bir eleştiri, vatandaşın bir eleştirisini dile getiriyorum. İyi niyetli bir eleştiri bu.
oy kaybederler. Yani istediklerini yapsın, isterlerse beni dinlemesinler, dikkate almasınlar. Ama vatandaş bu durumdan rahatsız. Yani kongrelerin çok kalabalık olması, AK Parti kongrelerinin, vatandaşta bir rahatsızlık yaratıyor. Niye? Çünkü diyorlar ki kardeşim lokanta kapalı, ondan sonra her yer kapalı. E sen kongreni yapıyorsun, bir de övünüyorsun bununla diyorlar. Haklılar. Yarın Allah kısmet ederse baro başkanımızı çağıracağız, Mustafa Eragöz'ü. Onlar kongre bile yapamadılar. Baro seçimleri bile yapılamadı. Evet. Niye? Hükümet korona yapmayacaksınız. Vardı. Korona dedi. Ama kendileri yapıyorlar. Şimdi bu bir tepkiye yol açar. Ya bütün kongreler yapılsın ya da hiçbiri yapılmasın. Yani bana ayrıcalıklı, ülkeyi ben yönetiyorum, benim durumum farklı denirse bu tepkiye yol açar. Evet. Burada da kimseye kızmasınlar. Bunu her zaman zaten dile getiriyorsun Kerem. Evet. Her konu açıldığında mutlaka değiniyorsun bu hususa. Yani bu işte en son Rize'de falan yapıldı. Toplum ciddi bir tepki gösterdi. Ben dedim ki herhalde bu mesajı almışlardır. Demek ki almamışlar. İzmir'de de aynı şey tekrarlandı. Bir İzmir Kongresi daha yaptılar. Kendileri bilirler. Yani biz söyleyelim, bu bir tepkiyle karşılaşıyor vatandaştan. Oy kaybettirecek bir tepki bu. Vatandaş bunu unutmaz. Dikkate alırlarsa ikazlarımızı, iyi niyetli ikazlarımızı, onların faydasına olur. Almazlarsa da kendileri bilirler. Evet. Bu arada Eskişehir 7. İcra Müdürlüğü'nde zimmete para geçirme önemli olayı var. Bakalım, İcra Müdürü Yardımcısı 3 milyon 800 bin TL ile kayıplara karışmış Eskişehir 7. İcra Müdürlüğü'nde. İddialara göre böyle. Görev yardımcısı olarak, müdür yardımcısı olarak görevliymiş Erkan K. Evet. 3 milyon 800 bin TL'ye geçirdiği tespit edilmiş zimmetine. Ve yakalama kararı çıkartılmış. Evet, yakalama kararı çıkartılmış. Yani ortada kayıp bir 3 milyon 800 bin lira varsa, bir de kayıp bir müdür yardımcısı varsa, ikisi de kayıpsa, bunu birleştirdiğin zaman zaten sonuca ulaşırsın. Yakalanır ama yani. Öyle yani, 3 milyon, dingonun ahırı değil Türkiye. Evet. Nereye gidecek? Yabancı ülkeye de gidemez. Kimse çıkamıyor Türkiye'den dışarı doğru düzgün. Herkes, bütün ülkeler, yabancıları, biz de dahiliz buna. Yani Almanya'dan geliyor adam, İngiltere'den geliyor. Suudi Arabistan'dan geliyor. Hop, nereden geldin kardeşim diyoruz yani. Onlar da diyorlar Türkiye'den geldiğin zaman. Yurt dışına kaçamazsın. 3 milyon 800 bin lirayı alıp turşusunu kuracaksan zaten bir işine yaramaz o. Eninde sonunda yakalanacaktır bu adam. Ona inanıyorum ben. Yeni Gün gazetesine bakalım istersen. Evet. Yeni Gün gazetesi yaraları sarmak istiyoruz manşetiyle çıkmış. Eskişehir Ticaret Odası'nın son yaptığı yardımla birlikte pandemi sürecinde gıda yardımı sağlayan kişi sayısı 3500'e ulaştı. ETO Başkanı Metin Güler sektörde açılan yaraları sarmak için gayret gösterdiklerini ifade etmiş. Çok teşekkür ederiz Sayın Metin Güler'e. Esnaf adına ben teşekkür ediyorum. Tüccar adına teşekkür ediyorum. Bu yardımları yapmasında büyük fayda var. Odaların özellikle son zamanlarda daha çok eleştirildiğini görüyoruz Burcu. Odalar nedir? Gerekli midir? Niye esnaf odaya ya da bir başka sektör gidip kendi odasına üye olmak zorunda? Bak, bunlar ayrı sorular. Ama bunlar işte birlik, beraberlik. Birlik, beraberlik de onu mecbur tutmak ayrı bir şey. Yani isteyen katılır, isteyen katılmaz da diyebilirsin. Tabii. Daha liberal bir yaklaşım olur bu. Onu bilemeyeceğim. Fakat böyle kriz zamanlarında insanlar çatacak yer ararlar. Aile içinde de böyledir. Ekonomik kriz olur, karı koca kavga etmeye başlar. İkisinin de suçu yok belki. Ama çatacak yer ararlar insanlar. Bu tip durumlarda da odalar ve borsalar çok çatılacak yer olmaya başladı. İşte esnaf soruyor, tüccar soruyor, bu odalar ne işe yarar, bize hiç yardım etmediler, kara günümüzdeyiz diye. Biraz da haksız olarak odalara yükleniyorlar. Odalarımızın bu tip yardımları arttırmasında fayda görüyorum. Bu da onlara yönelik olumlu bir eleştiri. Yardım etmezlerse ya da ettikleri yardımın reklamını yapmazlarsa da kendilerine gelen tepkiler artacak. Bunu unutmasınlar. Biraz daha fazla yardım etsinler bence. Evet. ETO bu konuda düzgün bir iş yapmış. Bu arada Deva Partisi Eskişehir'deki teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırdı. Deva Partisi'nin bölge koordinatörü ve kurucular kurulu üyesi Merve Molla Mehmetoğlu Keleş Eskişehir'deydi. İl başkanıyla bir araya geldiler, değerlendirmelerde bulundular. Başarı öyküsü yazacağız başlığı altında Yeni Gün gazetesi haberi aktarmış. Her partinin kendine göre iddiası var. Bütün iddialara saygı duyuyoruz. Deva Partisi de pandemi sürecinde kuruldu. Zor bir süreçte kuruldular. Evet. O kadar zor ki genel başkanları kaptı virüsü. Ali Babacan biliyorsun. Sonra adam iyileşti, babası kaptı. Bir daha şey oldu. Ailesi kaptı koronavirüsü falan. Bayağı sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Allah herkese şifa versin tabii. Bu koronavirüsün kalkmasıyla birlikte Deva Partisi ve ikizi diyebileceğim Gelecek Partisi'nin performansını biraz daha iyi değerlendiririz o zaman. Yeni Gün gazetesinde Eskişehir Spor'la ilgili bir haber var. Şimşekler Samsun sınavında diyor. Eskişehir Spor Toto 1. Lig 23. hafta maçında
Bugün deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak. Dün sabah takım otobüsüyle deplasman seferine çıkan siyah kırmızılılar saat 16'da oynanacak karşılaşmada şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olan rakibi karşısında puan arayacak diyor. Samsunspor Süper Lig tadında kadrosu olan bir ekip. Bir iddia dolaşıyor yedeklerle çıkacaklar diye. İnşallah çıkarlar. Şansımız artar ama zannetmiyorum. Şampiyonluğu oynayan takımlar yedeklerle çıkma gibi bir şımarıklık yapmazlar. Bizden daha güçlü bir takım. Adını koyalım ortaya. Biz eğer kazanırsak Samsun deplasmanda ki tam deplasmanda değil seyirci yok zaten. Biz Samsun maçını kazanırsak bu sürpriz olur. Ha, futbolda sürpriz var mı? Tabii ki var. Neler gördük biz? Berabere kalmak da bir sonuç. Ben futbolcularımız güzel bir maç oynasınlar. Düzgün top oynasınlar. O bana yetiyor. Zaten küme düştük. 3 puan alsak da olur, olmasak da olur. Bence futbolcularımız futbol oynama zevkiyle oynasınlar. Bak ben 48 yaşına geliyorum. Cuma günü inşallah 48'i kutlayacağım. Cuma burada günü kutlarız. Doğum günün mü var? Evet, burada bir artık bekliyorum. Aa, ağzımdan kaçtı diyeyim ben. Sürpriz falan. Her neyse 48 olacağım. Şimdi bu yaşta gerçi pandemiden dolayı yapamıyoruz. Ama pandemi olmasa ne yaparız biz? Benim kendi yaşıt grubum. İşte abi telefonlaşırız akşam. Akşam halı sahada kadro ayarlarız. Kaleci yok. Eyvah kaleci yok deyip bir kaleci ayarlarız. Yani bu yaşta kaç yaşına gelmişim ben? Paramızı, mesaimizi harcıyoruz. Ne yapıyoruz? Futbol oynuyoruz. Çoğumuzun da kolu bacağı sakatlanıyor, bir şeyler oluyor. Onu da beceremiyoruz yani halı sahada oynamayı. Niye yapıyoruz biliyor musunuz? Sevdiğimiz için yapıyoruz. Çünkü çok zevkli bir şey futbol. Eskişehir sporlu futbolcular bu işi yapıyorlar. Bir de üstüne para koyuyorlar çocukların cebine. Şanslı bir meslek aslında futbolculuk. Dolayısıyla çıksınlar futbol zevki için top oynasınlar. O zaman daha iyi futbol oynayacaklar. Biz de keyif alacağız. Bu devirde ya topçu ya popçu olacaksın diye. Her iki meslek şöyle de gerçekten eğlenilerek, sevilerek ama yapılan ama üstüne para kazanılan meslekler. O bir klişedir. Hani 85 milyon bizi izliyor falan derler. Şu anda muhtemelen bizi izlemiyor 85 milyon. Keşke izlese tabii ayrı bir konu. Aynı şekilde futbolcular da milyonlarca dolar kazanıyor diyorlar. Gitsinler bir Eskişehir sporlu futbolculara baksınlar. Kaç milyon dolar kazanıyor. Onlar klişe. Yani bu devirde topçu ya da popçu olmak, popçu olmayı bilmiyorum ama ikinci ligde topçu olmak hele Eskişehir Spor'da hiç öyle tahmin edildiği kadar ballı bir iş değil. Ama güzel bir iş yine de. Yani, güzel bir iş yine de. Genç yaşta top oynuyorlar ve para kazanıyorlar. Şöhret var, alkış var. Güzel bir şey futbol bence. İki Eylül'e devam edelim. Geçmeden önce dilersen Kerem geçtiğimiz günlerde Yeni Gün gazetesinin manşetinde de yer verilmişti bu habere galiba. Eskişehir Damızlık Birliği ile ilgili evet. Bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Eski başkan şimdi de yönetimde üye olarak Ali İhsan Çetin. Evet. Ali İhsan Çetin bir takım yolsuzluk iddialarında bulunmuştu Eskişehir Damızlık Birliği ile ilgili. Şimdi Ali İhsan'a cevap geldi. Eskişehir Damızlık Birliği Başkanı Serhat Aydın'dan düzeltiyorum. Serhat Aydın bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Dilersen kendinden bakalım. Dinleyelim. Sert cevap verdi çünkü Ali İhsan Çetin'e. Hazırsa görüntülerimizi ekrana verelim arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Damızlık Birliği eski başkanı olan ve aynı zamanda birlik üyesi olarak görevine devam eden Ali İhsan Çetin, Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği ile ilgili yolsuzluk iddialarında bulunmuş, usulsüzlükler arasında Almanya'dan ithal getirilen 500 büyükbaş hayvanın 308'inin küpelerinde değişiklik yapıldığını öne sürmüştü. Ali İhsan Çetin'in bu iddialarına Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Serhat Aydın'dan sert cevap geldi. Bu iddiaların asılsız olduğunu belirten Aydın, bir tane belge sunsunlar istifa etmeye hazırım dedi. Asılsızdır. Nasıl asılsızdır? Altı boştur. Bu ve diğer iddialar nasıl asılsızdır? Bununla ilgili bir tane belge ibraz etsinler yarına. Ben yarın görevimden istifa edeyim. Böyle bir durum söz konusu değildir. Böyle bir şey demek ki zamanında kendileri yaptılar ki aynı yapmış gibi anlatıyor. Aydın, asıl eski yönetimin usulsüzlük yaptığını ileri sürerek belgeleriyle birlikte iddialarda bulundu. Ama şimdi benim iddialarım var. Hepsi burada evraklı, belgeli. Bu iddiaları şimdi size tek tek açıklıyorum. Bunlar usulsüzlüktür, yolsuzluktur ve bu usulsüz ve yolsuzluklar bakanlık müfettişlerinin raporuyla kanıtlanmıştır. İlk genel kurulda ibra edilerek hepsinin tahsili yoluna gidilmesi şeklinde karar alınmıştır. Nedir bu usulsüzlükler? Bakın şahsi aracı. Şahsi aracıyla İzmir fuarına giderken kaza yapıyor.
Yapılan kazanın masrafını yönetim kurulu karar defterine alıyorlar. Biz bunu böyle yapalım diye birlik bütçesinden yaptırıyorlar bu arabayı. Bu usulsüzlük ve yolsuzluktur. 800 tane üyenin hakkını yemektir. Dönelim burada. Kayıtlarda mevcuttur. Toros marka araç ve silaj makinesi satılmış. Ortada ne parası var ne de makineler var. Kanıtlanmıştır müfettiş raporlarıyla. Gelelim kasa. Kasada 80 bin lira para var diyorlar. Yani mizanda gözüküyor. Aşağısında mizan var. Ama kasada 5.598 lira para var. Bu usulsüzlük ve yolsuzluktur. Kanıtlanmıştır. Bu insanlar bir de kameralar karşısına geçiyor, pişkin pişkin konuşuyor. Anlayamıyorum ben ya. Bu kadar bakın iddia ediyorsunuz. Bir tane belge getirin diyorum. Buyurun belgeler. Hepsi belgelerle burada. Açık ve net. Benim vicdanım rahat diyen Aydın, eski yönetimin kendisine yönelik yolsuzluk iddialarının sebebini ise şöyle değerlendirdi. Neden böyle bir iddiada bulunabilir? Çünkü 22, 23, 25 yıldan beri koltukta oturan bir insan oradan nemalanıyordu. Belgeleri burada nemalanmış ve artık bu koltuğu yitirmiş. Ve damızlık birliği şaha kalkmış. Ben görevi aldığımda hiçbir firma damızlık birliğine mal vermem diyordu. Evet, Sayın Serhat Aydın'ın iddialara yönelik cevaplarıydı. Ve kendisi de bir takım iddialarda evet. Bulundu. Belgeleriyle birlikte de bu iddiaları sundu. Tabii o belgeleri incelemek lazım. Benziyor. Bunu da bir cevap hakkı olarak söyledik. Ona da bir cevap hakkı doğabilir. STV'nin ekranları her zaman açık. 2 Eylül'e devam edelim mi? Evet, 2 Eylül'e bakalım. Cezaya da doyamadılar diyor. Doyamazlar tabii. Eskişehir'de yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirtilen 236 kişiye 450 bin lira idari para cezası uygulandı. Şimdi kumarda bir söz vardır, bilmem bilir misin? Her zaman kasa kazanır diye. Duymuş muydun hiç bunu? Hayır. Her zaman kasa kazanır derler. Kasa yani kumarı organize eden şirket. İşte orada 5 kişi diyelim ki kumar oynuyor. Birisi kazanır mutlaka. Ama her zaman kazanan kasadır. O işi organize edendir. Yani onların kumarı yok, risksiz. Bu arkadaşlar da kumar oynuyorlar ve her zaman kasa kazanıyor. Devletin kasası kazanıyor ama. Kazansın, devam etsin. Buyursunlar, yapsınlar. 450 bin lira ceza almışlar. Bir 450 bin lira daha ceza alabilirler. Yani bunu yapmasınlar. Yani kumar oynamak ayrı bir konu. Kendi kazanmış olduğu parayı kumara yatırmak. Bu herkesin kendi kişisel kararı. Bir şey demiyorum ama yeni tip koronavirüs önlemlerini de unutmamak lazım. Bir de yasa dışı kumar oynamak tabii farklı bir şey. Oynatmak farklı bir şey. Polisimizi tebrik ediyoruz. Bunlarla ilgili işte sürekli operasyonlar düzenliyorlar ve muvaffak olduklarının haberini biz de buradan sevinerek paylaşıyoruz. Eskişehir'de dün asayiş haberleri çoktu. Sadece kumar operasyonu değil, uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 3 uyuşturucu satıcısına operasyon düzenlendi. 2 Eylül gazetesi otomobiliyle uyuşturucu satmaya çıktı başlığı altında haberi aktarmış. Evet. Yine kaçak tütün operasyonu düzenlendi. 3 kişi gözaltına alındı. Yine aynı şekilde 2 Eylül gazetesi kaçak tütünde 3 kişi gözaltında başlığıyla Eskişehirlere haberi aktarmış. Şimdi uyuşturucu ile tütünle mücadele bunlar ikisi farklı. Uyuşturucu zaten baştan sona suç ama tütün kullanmak, sigara içmek suç değil. Kaçak tütün neden kullanıyoruz? Çünkü sigaraya devletimiz çok ağır zamlar yapıyor. Çok ağır vergiler alıyor. Öyle olunca da insanlar kaçak yollara tevessül ediyorlar. Bu kaçak yollar aslında terör örgütünü de finanse ediyor. Bunu hiç söylemiyoruz biz ama doğru. Çünkü bu tütün kaçakçılığının altında terör örgütleri de var. Onlar da yani kaçak tütün alan vatandaş aslında kurşun satın almış oluyor bir anlamda. Bunlara da dikkat etmek lazım. Hem vatandaşın duyarlı olması lazım hem de devletin bu tütüne ve sigaraya yapmış olduğu vergileri düşürmesi lazım. Evet. Düşürmesi lazım ki insanlar kaçak tütün almasınlar. Bu aşırı zamlar devam ettiği müddetçe biz böyle çok haberler yaparız. Terör örgütüyle mücadele etmek istiyorsak öncelikle onların ekonomik altyapısını çözmemiz lazım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çıkan bir para var. Madeni bir para. Burcu onun arkasında şöyle yazıyor. Saban kılıçtan keskindir diyor. Yani ekonomi aslında savaştan daha keskindir. Bütün örgütlerin temelinde ekonomik bir yapı var. Bu PKK denilen terör örgütünde de çok ciddi bir uyuşturucu trafiği var. Aslında bunlar bayağı sağlam bir uyuşturucu dünya üzerinde organizasyonu bunlar. Bunlarla mücadele etmek onların ekonomik kazançlarına darbe vurmaktan geçer. Rica ediyorum devlet yetkililerimizden bu tütüne yapılan, alkollü içkilere yapılan aşırı zamları geri alsınlar, daha makul seviyeye düşürsünler. İnanın
terörle mücadelede bile bunun faydası çok olacaktır. 2 Eylül gazetesini Burcu bir köşeye bırakmadan önce altında çok ilginç bir haber dikkatimi çekti. 100. kan bağışını yaptı, örnek oldu diye. Hep böyle tatsız haberler veriyoruz mesleğimiz gereği ama çok güzel haberler de var. İşte bu örnek alınacak bir hadise. Evet. Türkiye olarak hepimizin örnek alması gereken bir şey. Evet. Galiba görüntüler de var. Görüntülerimiz de var. Evet. Bakalım ben. Örnek olması açısından bence görüntüler her şeyden üstündür. Evet, kesinlikle. Görüntülerimizi ekrana getirelim arkadaşlar. Mehmet Yıldırım 100. kan bağışını yapmış. O anlara tanık olalım. 58 yaşındaki Eskişehirli Mehmet Yıldırım, Kızılay Kan Merkezi Ulu Önder Şubesi'nde 100. kan bağışını yaptı. 1980 yılından itibaren düzenli ve sürekli olarak kan bağışı yaptığını ifade eden Mehmet Yıldırım, davranışıyla takdir toplarken vatandaşlara çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi. Amaç burada hayat kurtarmak, başka bir şey değil. Onun hazını yaşayabilmek çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Diğer yandan Eskişehir'de 100 ve 100'ün üzerinde kan bağışında bulunan 4 kişiden biri olan Mehmet Yıldırım, bununla gurur duyduğunu ama rakamın daha çok çoğalmasını temenni ettiğini söyledi. Eskişehir'de 800 bin nüfusu var, 840 bin. 4 kişi olmak yani benim için tamam gurur verici ama isterim ki herkes versin, sıralama biraz gerileri de olsun yani. Daha benim yaşım 58, nasip olursa 65'e kadar vermeye devam edeceğim. Türk Kızılay'ı Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Erkan Ergen de örnek davranışından dolayı Yıldırım'a teşekkür plaketi takdim ederken bir de kahve fincanı hediye etti. Mehmet Bey bugün 100. kan bağışını yapıyor. Eskişehir'de 100'den fazla, 100 ve 100'den fazla kan bağışı yapmış 4 kişiden biri Mehmet Bey. Tabii biliyorsunuz biz bir ünite kandan 3 ayrı bileşen elde ediyoruz. 3 ayrı hastaya gidiyor. Demek ki basit bir matematik hesabıyla Mehmet Bey 300 hastamızın hayatına dokunmuş bir insan. Ben kendisine kan bağışı konusunda gösterdiği bu duyarlılıktan ötürü Kızılay adına teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 100'den fazla kan bağışı yapan bağışçılarımızın sayısı Mehmet Bey'in örnek olmasıyla giderek artacaktır diye ümit ediyorum. Mehmet Yıldırım'la birlikte kan veren Erkan Ergen de vatandaşlara çağrıda bulunarak kan vermeye davet etti. Evet, Mehmet Yıldırım'ı bu duyarlı Allah davranışından dolayı çok kutluyoruz. Güzel bir gerçekten bulunmuş. Bizler de tebrik Şimdi ediyoruz. Şimdi Burcu, vaktimizin de sonuna geldik. Rejiden de ikaz ediliyoruz bir an önce toparlayın diye. Elimde Milli İrade ve Şehir gazeteleri var. Esnafın can çekiştiğinden bahsetmiş Milli İrade. Evet. Ve kaçak avlanan 17 kişinin yakalandı. Bunlar güzel haberler tabii. Bunu geçeyim. Şehir gazetesinde de bıçak yemeye dayandı diye bir haber var. Bu da kaçak sigara operasyonu var. Bu da diğerleriyle aynı. Fakat farklı küçük bir haber var. Ondan bahsedeyim. Çok güzel. Yüzümü güldüren bir haber. Gönüllüler tarafından düzenlenilen Askıda Pasta kampanyasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları mutlu ediliyorum imiş. Kampanyaya katılan pastane işletmecileri askıda pasta uygulaması yapıyorlar. Ve ihtiyacı olan bir aile, pasta filan alamayacak bir ailenin çocuğuna bir küçük pasta geliyor. Evet. Bak, kan bağışı kadar güzel bir bağış bu da. O, bunları da akıl edenleri ve bağışta bulunanları teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Evet. Bir çocuğun yüzünü güldürmekten daha kutlu bir şey olamaz bence. Evet. Diyeyim, bitireyim. Evet, noktalayalım. Bugün de programımızın sonuna geldik. Kerem, teşekkür ediyoruz değerli yorumların için. Evet sevgili STV izleyenleri, efendim bir programımızı daha bugün burada noktalıyoruz. Yarın yine saatlerimiz 9'u gösterdiğinde bizler STV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de ekranlarınızın başına bekliyoruz. Tekrar görüşünceye dek diyelim. Sağlıklı günler dileyerek yayınımıza sonlandıralım, kapatalım. Hoşça kalın efendim. Halkalı şeker şan.
çeker, hasiretlik çeker. Çok sallanma güzel yârim, cahilim aklım gider. Hasiretlik çeker.